Gerek yok, Ereğli'yi gayet çok iyi biliyorsunuz. Başarılı çalışmanızı takdir ettik, hep izledik. Allah Cenab-ı Allah inşallah sizi orada gördük, Ereğli'ye. Gerçekten Ereğli'nin değerini bu dönem gördük. Bütün adaylar hep iyi yer sıralara verdiler. Ereğli daha ileri gelecek inşallah diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bütün arkadaşlarımıza, tekrar kurucu başkanımıza, hocamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. 3 yıllık ilçe başkanlığı sürecinden sonra aday adıyorum. 50 tane aday adı arkadaşımız, kardeşimiz vardı. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İslam milletvekili aday olarak tutuyorum. Kendilerine çok fazla teşekkür ederim. Eylül olarak da Eylül'de sağlamın diye verdiğimiz çok daha sizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte 14 Mayıs'ta tekrar iktidarımızla birlikte tüm Zonguldak'ta AK Parti'nin zirve yapacağı bir seçim süreci yaşamış olacağız. Öyle düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Bizim güçlü çıkmamız hizmetlerin buraya daha güçlü gelmesi demektir. İnşallah bu noktada tüm teşkilatlarımız, ana kademe gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle teşkilatlarımız, köy teşkilatlarımız ve tüm Ereğli halkımız bu konuda AK Parti'ye teveccüh göstereceğinde en ufak şüphemiz yok. Teşkilatlarımızla beraber zemindeyiz. İnşallah 14 Mayıs'ta da ipi göğüsleyeceğiz. Ve ondan sonra da inşallah bölgemize, Ereğli'mize, Alaplı'mıza, Zonguldak'ımıza hizmet noktasında tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz. Başkan, gerçekten ben şunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde tüm Türkiye'deki esnaf kiraat kooperatiflerine 108 milyar liraydı bunun altı önce Türkiye'de kullanılan kredinin tamamı. Şu anda 258 milyara çıktı. Yani Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 108, 6 ay içinde 258 milyar olduk. Bunda işte Sayın Akbank Genel Müdürlüğü, Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız zaten esnaflara gelmesinden dolayı, esnaflar daha iyi bildiği için Türkiye genelinde gerçekten çok büyük pay ayırdılar. Ve Ereğli olarak şu anda 520 milyon lira olduk, 520 trilyonumuzda olduk. Geçen hafta işte dediğim gibi paramız geldi. Şu anda vermeye yetiştiremiyoruz, yani parayı vermeye devam ediyoruz. Gerçekten Türkiye çok çağ atladı. İşte savunma sanayi olsun, yollar olsun, esnaf olsun. Biliyorsunuz daha önceden bir yazar kasayla hükümet yıkılmıştı. Bir yazar kasa atıldı. Bundan yaklaşık işte 78'de mi 80'de mi bir yazar kasayla hükümet yıkıldı. Onun için bu esnaflar hiç sağa sola tepeciye göndermeden, sağa daraltışan kim varsa gelip elimizden geldiği kadar tüm yardımları yapıyoruz. Bütün kooperatif başkanları arkadaşlar, Türkiye genelinde 1000 kooperatifimiz var. 32 bölgemiz var. Biz de burası 32. bölge birliği olarak Bartın, Zonguldak, Karabük'e bakıyoruz. Mutlaka bir çözüm noktası buluyoruz. Tabii ki bunun en önemli kaynağı Hazine'nin ve Cumhurbaşkanı'nın esnaflara verdiği destek. Onun için huzurunuza teşekkür ediyorum. Hükümetten desteği de size. Yoksa plasman elmastan bunlar yaşama şansı. Yaklaşık 2005 tanemiz şu anda payda hazır oldu. İşte, yani 200 liraya adam bir arabayla bir kas alıyordu. Proses alıyordu. Şimdi 2,5 milyon oldu. Sadece kaza zıtası adam 2 milyon elinde parası kalıyor. Yani bu konuda da şey oldu. Zonguldak'ın tüm ilçelerimizin ürettiği noktaya gelebilmesi anlamında bizim buradan güçlü çıkmamız gerekiyor inşallah. Bu konuda sizlerden destek bekleriz. İnşallah başkanımız ne gelse, elinden geldiği kadar zaten biz gerekeni yapıyoruz, bu daha fazla yapacağız. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, Ereğli milletvekili benim diye, artık siz seçilince siz olacaksınız, onu Türkiye'nin milletvekili yapacağız. Daha önce Ereğli ben temsil ediyorum diye açıklaması vardı. Evet. Şeyden bir dilde. İnşallah. Yetkiyi var, bize de devredecek inşallah. 14 Mayıs'tan sonra. Hiçbir ayrı bir şey yapmadan. Sayın Zonguldak'ta işaret yerini bulacak. Bizim için söylüyoruz. Bir de şey, gerçekten diğer adaylar mesela Çağcuma adam devlet tarafından koyamadılar ya. Ereğli'nin en büyük şey, AK Parti'nin en büyük şansı da o şimdi. Bu merkez var, Ereğli var. Zaten Ereğli en büyük şey, bunların merkezden de var. Çağcuma adam tarafı da var. Daha iyi, diğerlerinin Çağcuma adam kaybediyor.
Evet. Bu bölgenin kongresinden sonra Eril'de bölge birliğinin de normal kongrelerden sonra 32 bölgenin aile kongresinde deprem bölgesinden dolayı biraz bazı yerler ertelenmişti. Biz de Eril'i Keleşi Otel'de yaptık. Ondan sonra bölge başkanının da Ereğli'den olması hakikaten büyük bir avantaj. Dolayısıyla tabii Ereğli'mizle siyasi olarak iki dönem Ereğli milletvekili az öncesinde unuttuğunuz gibi Cumhurbaşkanı mecbur demek zorunda kaldı. Daha önce de Baybur'da demişti aynı şeyi. Baybur'da şey vermemişti. Baybur'un milletvekilleri Baybur'da bir dönem öyle avundular. Cumhurbaşkanı bizim yetkilimiz diye ondan sonra Ereğli'de demek zorunda kaldı tabi. İki dönem milletvekili vermekten sonra bu dönem Ereğli'ye hakikaten milletvekili verilmiş olması çok büyük bir avantaj. Hem kadro iyi hem çalışma şeyi iyi. Adaylarımız iyi, adayımız iyi. Bunun için Cumhurbaşkanımız işte Milli Eğitim'den geldiği için profesimi çok iyi biliyor. Öyle yapılır. Gelir. Evet, Sayın Başkanım. Çekiyoruz arkadaşlar. Başkanım buradayız.